Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor demiş şair. Osman Kerkez'le tadında hikayelerde bugün yolun sonunda 24.522 kilometre karelik yüz ölçümüyle yol Ankara'ya görünüyor. Oradan da birazcık Polatlı'ya yol görünüyor aslında. En büyük ikinci tümülüsü, çok zengin sofrası. Sofrasında rastarış çorbası, cantığı, muhacir höşmerimi, kapaması, pancar pekmezine çıkar. Tadında hikayelerde yol her zaman çok şükür kültüre, bilgiye, tarihe, güzel hikayelere çıkar. Bakalım bugün Ankara'da bizim bahtımıza, şansımıza, kısmetimize ne çıkar? Bundan birkaç yıl önce bile bağırsak floramızın bütün vücudumuzu etkilediğini ve hastalıklara davetiye çıkardığını bilmiyorduk. Tüberküloz, kanser, cilt hastalıkları, alerjik kaynaklı hastalıklar, bir sürü hastalığa maruz kalıyoruz ve bunlar gün geçtikçe artıyor. Peki biz bunlara daha az yakalanmak için acaba ne yapabiliriz? Bağırsakları birazcık derleyip toparlamamız lazım ve bunun için de probiyotik besinleri almamız lazım. Geliyorsunuz böyle dağlara, kırlara bakıyorsunuz ki yonca balyaları var. Yonca balyalarını inekler yiyor. İneklerden de sütü sağıyoruz. O sütü alıp kefir yapıyoruz. Kefiri de ben alıyorum, götürüyorum. Bakalım ne yapıyorum? Türkiye'de gıda alım satımı yasal olarak mutlaka bulunduğu yerin borsasında tescil edilmek zorunda. Toplamda 113 tane borsa bulunuyor. Şu anda biz Polatlı'da buğday borsasındayız. Burada satın almak için gelen insanlar kurulan modern bir sistem sayesinde alacağı buğdayın, arpanın hangi özelliklere sahip olduğunu, nerede üretildiğini, gerekli olan bütün bilgileri alıyorlar. Sonra gelip böyle oturuyorlar. Ben de bir bulgurcu olarak buğday almak istiyorum. Bakalım nasıl yapacağız? Numuneler önlerinden geçiyor. Ve eskiden hani böyle bağırarak 10 kuruş, 20 kuruş diye yapılan sistemler artık öyle değil. Bilgisayarlar yoluyla önlerine gelen numunelerden alacakları ürüne bakıyorlar. Bu ekranlar vasıtasıyla da fiyat giriyorlar ve sonra oturup beklemeye başlıyorlar. Adem ve Havva'nın cennetten kovulma hikayesini bilir misiniz? Bazı kaynaklarda onların kovulmasına neden olan yasak meyvenin elma olduğunu söylerler ama bazı kaynaklarda bazı alimler, bazı düşünürler de buğday olduğunu iddia ederler. Hikaye odur ki buğdaya dayanamaz Adem ve Havva ve yerler ve onların artık cennette önlerine gelen her türlü gıdadan vazgeçip de dünyaya gelip bu buğdayı ekme, dikme, kendi rızıklarını çıkarma durumunda kalmaları da bir cezadır. Bu doğru bir görüş mü bilmiyoruz. Şimdi ben bu Polatlı'da üretilen yerli tohum, güzel buğdayı değirmene götüreceğim. Un haline getirdikten sonra da gideceğim tandırın başına. Bakalım ekmek kokusu bizi nerelere götürecek. Şimdi oturdum. Sağ tarafımda bir Kırım Tatarı göçmeni Arzu Hanım var. Sol tarafımda da bir boşnak olan Mela teyze var. Polatlı'nın genelinde zaten dışarıdan göç alan bir yapısı var. Oğuz Türkmenleri, boşnaklar, Tatarlar, Kürtler birçok toplumun
ortak yemek kültürünü sofrada da görebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi ortak bir payda var, o da şu un. Unla ne yapacağız biz Melih teyze? Bir mutuşa yapacağım. Mutuşa yapacağız. Mutuşa, biz daha önceden boşnak kültürünü anlattığımız programımızda, Ankara programımızda yine böyle bir börek türü bir şey yapmıştık ve onda da patatesi haşlamadan kullanmıştık. Sen de bugün çiğ patatesi doğradın. Çiğ, evet, evet. Haşlamadım. Haşlamadın. Sonra başka ne yaptın? İçine karabiber, tamam, tuz, yoğurt koyacağız. Yumurta kıracağız. Hı-hı. Birazcık yağ kayacağız. Un koyacağız, karıştıracağız. İçerisinde bir de doğranmış kuru soğan var. Bu kadar. Bu kadar diyoruz ama içerisinde tavuk suyu var. Üzerine yayacağımız tavuk da kenarda uslu uslu bekliyor. Böyle kek kıvamı gibi bir şey yapacağız. Arkada bizim tandırımız yanıyor. İçine ekmeği koyduk, kapağını da kapattık. Hafif hafif kokular geliyor. Çayı koyduk. Çayın yanında mutuşa var. Bir de cantık var. Evet, cantımız var bir de. Evet, cantık da böyle Tatarlardan, Kırımlardan gelmiş. Aynen, Tatarlardan. Evet. Peki Bursa'daki cantık açık olur, üzeri etli olur. Sizinki kapalı. Sizinki kapalı, aynen. İçinde kıyma ve patates karışımı var. Ben değirmenden unu aldığım zaman bunu mutlaka ekmek ya da hamur işi yapacağım demiştim. Burada ben hamurunu şöyle elim una değmezse rahat edemiyorum. Yavaş yavaş yoğurayım, bir kıvamını gösterelim. Orada cantığı da yapalım istiyorum. Hadi herkes görev başına o zaman. Tamam. Biz senin şu tavuğunu vereceğiz sana, tamam, Melih teyze. Tamam. Herkes malzemesine sahip çıksın lütfen. Tamam. Rica ediyoruz. Şimdi cantığın, hamurunun özelliği çok yumuşak kıvamlı olması. Evet. Uzun süre yoğrularak onun o elastikiyeti sağlanıyor. Ondan sonra kalan da Arzu Hanım'ın el çabukluğu marifetine kalıyor. Evet, ben şimdi kendi hamurumu yoğuruyorum. Suyu günümüzde dünyada her 8 insandan bir tanesi aç uyuyor. Aslında bize yetecek kadar, bütün dünyaya yetecek kadar gıda üretimimiz var. Ama bu üretim maalesef optimum düzeyde dağıtılmıyor. Tabii ki burada sistem böyle işlemiyor. Oturup da leğenin başına akşama kadar kimse soğan soymuyor. Ama bunlar için profesyonel makinalar var. İşin özünde Polatlı'da üretilen soğanın profesyonelce değerlendirilmesi yatıyor. Yıldır Türkiye'nin her yerinde, en olmayacak yerlerde, en olmayacak zamanlarda yemek yaptım. Kars'ta -20 derecede Çıldır Gölü'nde balık kızarttım. Adıyaman'da Nemrut Dağı'nın tepesinde helva kavurdum. Hakkari Çukurca'da Kuzey Irak sınırında sofra kurdum. Şu anda Friglerin başkentindeyiz biz. Aslında çok geniş topraklarda hüküm sürmüşler ama başkentleri Yassıhöy köyü. Sol tarafımda Tümülüs var. 300 yıldan fazla süre, değil mi, evet, buralarda hüküm sürdüler? Tabii bir milattan önce 1200 yıllarında gelmişler. Evet. 700 yıla kadar ya yani burada hüküm sürmüşler. Nar gibi kızarmış. Tabii ki kremanın da etkisiyle. Evet. Aslında Frigler Anadolu'ya çok büyük miras bırakmışlar, evet, baktığımız zaman. Onların halen miraslarını görebiliyoruz bu bölgede. Sahip çıkabiliyor muyuz o mirasa? Yani sahip çıkma konusunda birazcık sıkıntılarımız değil var. Değil mi? Bu arada hemen bir virgül koymam lazım. Çünkü normalde zıralı köfte Kürt köftesi deniyor ve buna sarımsak konuluyor, soğan konmuyor. Ama bizim elimizde Polatlı'da yapılan soğan kurusu, soğan granülü denen çok özel bir ürün var. Bunun nasıl kullanıldığını ben göstermek istiyorum. O yüzden hemen tarifini de kısacık verelim. Normalde düğü konur, bulgur da konur. Ama biz bugün diğer tarifini yapacağız. Yani aşurelik buğday dövmenin haşlanmışı. Orta yağlı kıyma kullanılıyor. Zıra dediğimizde kimyon. Bolca da kimyon konuyor. Biraz toz biber, biraz karabiber ve şefin dokunuşu diyelim artık. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar soğan granülü. Bir tatlı kaşığı kadar soğan granülü kullandığınız zaman aşağı yukarı bir tane, bir baş soğan kullanmış oluyorsunuz. Ben sizle sohbet ederken bir taraftan da bunu yoğurayım. Birbirini tutsun, kıvama evet gelsin. Höşmerimiz de pişiyor. Sahip çıkma konusunda sohbet ediyorduk. Aslında yarım kalmıştı. Ama son yıllarda artık
Bu tarihi bilinç daha da gelişiyor. Hı hı. Şu anda burası artık inşallah ileriki dönemlerde dünya mirası listesine alınacak. Onun amin içine, diyelim. Evet. Uluslararası olarak da bilinen çok güzel bir deyim vardır. O da Gordiyon düğümü. Midas'ın kral olma hikayesiyle de aslında birbirine bağlıdır. Derler ki Midas tesadüfen kral olmuştur. Kral Gordios ölünce krallarını seçmek için bir araya toplanırlar ve derler ki bu topraklara, buraya ilk geleni kral seçelim. Evet, kapıdan arabayla, kim girer? Arabayla, kanıyla evet, ilk geleni kanıyla. Kral seçelim. Evet. Ve içeriye Midas girer. Ama Midas ne yapar? Arabasını bir güzel sağlam bir düğümle bağlar. Gordiyon düğümüyle. Evet. O düğümü kim çözüyor? Evet, o düğümü de tabii Persler önce burayı çıkarıyor. Daha sonra Büyük İskender gelip İllattan önce 333 yılında bu bölgeye geliyor ve bu bölgede 40 bin kişilik bir orduyla bir kış geçiriyor. 40 bin kişilik bir orduyla. Geliyor ve bir kışı burada geçirdiğinde böyle bir kör düğümün olduğunu duyuyor ve bunu çözmek istiyor. Bunu çözmeye çalışırken de tabii uğraşıyor, çözemiyor. Genç ve kral tabii biraz da sabırsız ve kılıcını çekerek. Etrafındakileri de şey olmuştur, mahcup olmuştur, sinirlenmiştir evet, böyle. Kocaman, evet, Büyük İskender dedi. kılıcıyla kesiyor ve daha sonra da Asya seferine çıktığında da ateşli bir hastalığa yakalanarak ölüyor. Yani evet. Gordiyon düğümünün, o kör düğümün şeyi mi? Laneti. De, laneti. Üzerine evet, oluyor derler. Evet, uygarlık ne kadar ilerlese de şu odun ateşinin verdiği şeyi, keyfi, hazzı hiçbir şey vermiyor. Evet. Buraya geliyorsunuz bin yıllar sonra, buraya ait olan güzel bir yemeği hemen yapıyorsunuz mis gibi. Şöyle ekmeğin arasına yöresel yenme tarzıyla soğanla ve maydanozla koyuyorsunuz yufkanın. Size afiyet olsun diyeceğim ben. Teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar paylaşınca güzel. Ferikleri, Gordiyon'u, Midas'ı hep anlatmaya çalıştık ama tabii ki haksızlık etmek istemiyoruz. Çünkü karşıda Dua Tepe var. Bu topraklar Sakarya Meydan Muharebesi'ne, çok büyük bir mücadeleye, acılara, savunmaya tanıklık etti. Ama bunlar tabii ki şimdi çok araya sığacak kadar küçük konular değil. O yüzden bunları da başka bir bölümde anlatmak istiyoruz. Biz alışkınız gittiğimiz yerlerde tanıtım olsun, memleketimiz için bir şey yapalım diye hanımlar hep emek veriyorlar, sofra kuruyorlar. Ama her zaman konuk edemiyoruz. Ben bugün yalnız oturmak istemedim. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Hani bir söz vardır, bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ben de sordum, dedim ki kimsiniz siz? Çerkes. Çerkessiniz. Evet. Siz? Türksünüz siz? Türkmen. Türkmensiniz. Boşnak, Tatar. Bulgaristan göçmeni. Burada o kadar güzel bir kompozisyon var ki sofraya da yansıyor. O yüzden yalnız yemek istemedim ben. Biz Türkiye'yiz aslında. Biz hep beraberken çok güçlüyüz, güzeliz değil mi? Evet. Ya bunu sofraya da yansıtmışsınız zaten. Şimdi kapama tam usulünce yapılmış. En yağlı yeri en güzel yeridir Anadolu'da. Dibinde en güzel kızarmış yeri. Ona olana tabii. Üstten de ikram olsun ya önce damada veririz. Şimdi yağsız yemek yiyenlere duyurulur bu. Yağlı olan şey en kıymetlidir. Orada zıralı köftemiz var. Burada soğan dolması. Çoğu kıyma, çok az pirinç kıyma. Var. Evet, pirincimiz biraz azdır. Soğanımız bol olur bunda. İçi şimdi çok soğanlı olduğu yediğimi düşünüyorlar. O yüzden şöyle bir çatal alıyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çorba, olma çorbası. Un ve suyla beraber şöyle birazcık avucunuzun içinde onunla pütürlü bir hale getiriyorsunuz. Özelliği de aslında böyle insanın içini çok yumuşattığı söylenir. Hastalık zamanlarında falan da. Şimdi yemekleri es geçmek istemiyorum. Orada Gordiyon muska baklavası var. Kaç kattan açıyorsunuz onu? 14. 14 kat. Şimdi şu kadarcık açıp arasına nişasta koyup böyle kolay yapıyorlar. Siz?
Ben tek tek açıyorum. Tek tek açtınız. Ellerinize sağlık. Pekmezimiz pancar pekmezi. Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'nin bir ürünü. Onlar katma değeri yüksek ürünler üretmek için bir araya gelmişler. Biz programda çok seviyoruz ve kadınlara destek olmak istiyoruz. Höşmerimin üzerine birazcık gezdiriyoruz. Peki bunda nasıl kullanıyorsunuz onu? Onu dövüyoruz tavanda, un gibi yapıyoruz. Ha, anladım. Helva sonra, gibi bir şey oluyor. Tabii tabağa koyuyorsun, üzerine de onu döküyorsun. Evinde biraz cevizin de varsa. Alın size tatlı işte. En güzel tatlı. Tabii canım, hem sağlıklı hem güzel. Biz tatlıya doğru hızlı bir geçiş yaptık ama orada buğday çorbası var. Tavuklu mu? Tavuklu. Şimdi Gönül ister ki aslında ben uzun uzun oturayım. Kavurgayı bir taraftan yiyip bir taraftan muhabbet edeyim. Evet. Ama Ankara'nın sanki havası değişti ya. Yağmur yağacak gibi. Yani ruhuna rahmet olsun. Arka tarafta tümülüste Kral Midas yatıyor. O yüzden ben bir gidip oraya da bakmak istiyorum. Metre çapında, 53 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük ikinci tümülüsünün önündeyim ben şu anda. Ve dünyada tek örneği bulunan ahşap mezar var içeride. Gordios'un, Kral Gordios'un oğlu Midas'a ait olduğu söyleniyor. İçeride 2700 yıllık olduğu söylenen muhteşem bir eser var ve oradan çıkarılan buluntular da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde teşhir ediliyor, görünmeye hazır vaziyette. Biz bugün Polatlı'daydık, Tümülüsler şehrindeydik aslında. Etrafta iriliği, ufaklığı, gömülü olan kişinin sosyal statüsüne göre değişen bir sürü tümülüs var. Polatlı yanı başımızda, bu zenginliğin, bu muhteşem hazinenin biz farkında bile değiliz. O yüzden işte Tadında Hikayeler her hafta yeni hikayelerin peşinde. Bugün Polatlı'nın lezzetlerinin, hikayelerinin, tarihten gelen zenginliklerini sizlerle paylaştık. Haftaya biz yine buradayız. Sizleri de bekliyoruz efendim.